Efendim, bayram ikramiyesi kullanabilir mi? Devlet veriyor ya şimdi. Tabii kullanabilirler. İkram ediyor, hediye ediyor bu. Hediye ediyor bunu. Hatta devletin vermiş olduğu o emekli maaşları devletin hediyesidir. Efendim benim hakkım, ben 20 sene çalıştım. Çalıştın da. Maaşını aldın. Hayır, hem maaşını aldı. Diyelim ki o zaman SSK'ydı, Bağkur'du, emekli sandığıydı. Şimdi hepsi SGK mı oldu hepsi? Evet. Bir yerde toplanıyor. Kaç para kesiyorlardı? Diyelim ki 500 lira. Misal olarak söyleyelim. Tabii maaşına göre 100 lira kesilen de var. 500 lira diyelim, şişirelim. 10 ayda bu ne eder? 5000. Senede 6000. Değil mi? Senede 6000. Peki 20 sene çalıştı. 120 bin lira etti. 30 sene çalıştı. 180 bin lira etti, değil mi? 180 bin lira etti. Şimdi buna maaş veriyor. 2000 lira vermeye başladı. Bir senede zaten 24 bin lira. İkinci senede 24. 10 senede 240. Hayır, 3 senede bitti senin verdiğin para. Benim hakkım diyor. Ya ne hakkı? Bu bir. İkincisi, şeye gidiyorsun. Muayeneye gidiyorsun. İndirim. Ondan sonra ilaçlar bedava. Onları da hesaba kattığın zaman ya verdiğin paranın aynı şekilde bir kıymeti yok. Yani senden kesilen para, şişirerek bir söyledik de, 2-3 sene bile seninki aynı şekilde şeyin değil ya, kesileni. Belki ilaç param değil. Nerede hakkın ki? Devlet hediye ediyor, o ayrı mesele. Devlet ama. Hatta bazıları işte babası vefat ediyor. Eğer dul veya bekar kızlar varsa, hanımı varsa, devlet onlara pay ediyor. %70'i mi ne kadar pay ediyor falan. İşte öbür kız kardeş, evli kız kardeş öbürlerine diyor ki, onda benim de hakkım var, babamın hakkı var, bana vermiş. Ya hak olan değil o ya, miras değil ki o. Devletin verdiği bir şey. Devlet diyor ki, ben sana diyor, tamam çalıştın, bu hediyeyi veriyorum. Sen vefat edersen diyor, hanımın hani çocuklarından özürlü çocuğun varsa veyahut da aynı şekilde kızların çalışmıyor, bekarsa, bunları da ben vermeye devam ederim, taahhüt ediyorum diyor. Taahhüt ediyorum diyor. Devlet de diyor onu. Adamın aynı şekilde miras falan filan değil. Ama İslamiyet gittiği için herkes müftüyü sakaleyin olmuşlar. Benim hakkım, benim verdirtmem falan. Ne hakkı be, ne hakkı be. Biz böyle hakmak falan söz konusu olunca bizde su değirmenler vardı. Hak değirmeninde olur derlerdi. su değirmenlerinde şey yaparlardı falan. Dolayısıyla bu bayram ikramiyesini ben de emekliyim. Devlet verecek. Biz de afiyet diyeceğiz. Devletin dua işçisi yapanlara da. Bir an önce herkes yaşını büyütsün, emekli olsun. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.